Hak ister. O yüzden ne olur? Zarar görebilir. O yüzden. Sen de biraz hareketlenebilir. Üzerin yeşil olduğu için. Evet. Ya da... Oturuyoruz ama hadi oturalım. Önceden böcekleri küçük bir şeyler zannediyordum ama öyle olmadıklarını öğrendim. Bence kelebekler bahçesi çok güzel çünkü hem insanı rahatlatıyor, hem güzel gözüküyor. Yani hem kelebeklerin içinde olmak da güzel bir duygu. Ejderi görünce biraz şaşırdım. Yani biraz da korkmuş olabilirim. Ama elime almaktan yani elime alacak olsam çekinirdim. Ben burayı çok sevdim. Bence kelebekler ve böcekler için uygun bir yer sıcaklık açısından. Ben burada bazı böceklerle ve bazı hayvanlarla tanıştım. Benim gayet hoşuma gitti. Bence çok güzel bir yer. Bence herkes gelmeli yani bu deneyimi yaşamalı. Sonuçta hayvanlarla yüz yüze oldum. İlk defa bir dal böceği tuttum. Onun hakkında bilgiler öğrendim. Benim çok hoşuma gitti. Öncelikle kitaplardan bayağı farklı. Yani ben okul kitaplarında gördüğümden burada çok böyle farklı gördüm. Yani ilk defa böyle tür tür kelebekler elime falan kondum. Bayağı güzel bir yer. O eğitimde de dal böceği falan önce gelmeden önce bayağı bir korktum ama elime gelince böyle o kadar da korkulacak bir şey değilmiş. O ejder de yani çok tatlıydı bence. Gözleri çok güzeldi. Eğitimler iyiydi ama ben böceklerden korkumu biraz daha azaltmış oldum. Elime dal böceğini aldım. Gayet hafif bir böcekti. 3 farklı dersimiz var. Böcekler dünyasına yolculuk, sürüngenlerin gizemli dünyası ve ilginç canlılar arasındayım diye 3 farklı dersimiz var. Bunlarda çocuklar canlılarla temas ediyor. Mesela sürüngenlerde yılan ya da sakallı ejderimiz var. Bunlarla direkt temas halindeler. Böceklerde sopa böceği, dal böceği dediğimiz bir canlımız veya bahçeyi daha sonra gezdikleri için kelebekler de birer böcek olduğu için onlarla temas ediyorlar. İlginç canlılar arasında da eğlenceli farklı canlılarla birebir bir tecrübe kazanıyorlar. Böylelikle canlı ve doğa arasında bir iletişim kuruyor. Doğaya çıktığında da daha ayrıntılı inceleme şansını elde ediyorlar. Ve bu şekilde doğayı çocuklara temelden sevdirmeye çalışıyoruz. Genelde kurak alanlarda yaşayan bir canlımız. En büyük özelliği ise fiziki yapısına baktığınızda çene kısmında aşırı bir diken şeklinde sakal görünmesidir. Ve bunu da stresli olduğunda, korktuğunda veya düşmanlarını korkutmak istediğinde siyahlaşıyor ve dikenler sertleşiyor. Bu şekilde kendini daha büyük gösteriyor, şişiriyor ve korkutuyor. Daha sakinken tüm vücuda aynı renkte ve o sakallar daha geride kalıyor. En büyük özelliklerinden biri bu. Hafta içinde Konya ilimize ait 4 ve 17 yaş arası yani ana sınıfından başlıyoruz liseye kadar herkese eğitimimiz var. Hafta sonu ise il dışından gelen öğrencilerimize hitap ediyoruz. Yine 4 ve 17 yaş arası. Hatta bazen ekstradan üniversite öğrencilerimiz de geliyor. Onlara da seminer tadında bir eğlenceli bir etkinlik olarak sunuyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi bahçemize bekliyoruz.